Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz trafik karayolu ve araçlarla ilgili tanımlar. Bunları arkadaşlar hem E-sınava girecek arkadaşların bilmesi gerekiyor, ehliyet sınavını kazanabilmek için, hem de genel kültür açısından bilmeniz sizin faydanıza olur. Arkadaşlar, Türkiye'nin her yerinde ehliyete hazırlanan tüm öğrenciler benim öğrencim. Yani benim bilgilerimden faydalanabilmeniz için, bana sorular sormanız için aramızda ticari bir bağ olmasına gerek yok. Benden yüz yüze ders almak zorunda da değilsiniz. Uzaktan da elimden geldiğince Türkiye'nin her yerinde bilinçli sürücü yetiştirmeye çalışıyorum. Hali hazırdaki, trafikteki bilgisiz sürücüleri de arkadaşlar bilgilendirmeye çalışıyorum. Yani vakit buldukça görüyorsunuz sizin için içerikler yapmaya çalışıyorum. Kafanıza takılan şeyleri yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Çekinmeyin. Elinizden gelenin en iyisini her zaman yapmaya çalışın. Bu süreç boyunca ben gerek bilgi anlamında gerek psikolojik ve motivasyon anlamında hepinizin yanında olacağım arkadaşlar. Benim bir iddiam var. Her zaman diyorum benim öğrencilerim şu an trafikteki sürücülerden çok daha bilgili. Bunu emin olun ki siz de çevrenizde test ederek görebilirsiniz. Benim öğrencilerimin hepsi takip mesafesini bilir, sinyalin önemini bilir, trafik kurallarını bilir, trafik adabının neler olduklarını bilirler. Geçiş önceliğini bilir, geçiş üstünlüğünü bilir. Hoşgörüyü bilir, saygıyı bilir arkadaşlar, yapması gerekenleri bilir, kuralları bilir, yazılı olan kuralları bilir, yazılı olmayan kuralları bilir. Ama maalesef görüyorsunuz güncel trafikteki eski sürücülerde bunları göremiyoruz. Bu bilgileri yayalım çevremize. Tabii ki burada izah şekli çok önemli. Olumlu anlamda, pozitif anlamında. Yani sen bunu bilmiyorsun, bunu benden öğren şeklinde böyle egoist bir yaklaşımla değil ama bilgilendirme açısından naifçe çevrenizdeki sürücüleri uyararak bilmedikleri, eksiklikleri ya da sizin öğrendiklerinizi onlara aktarabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz trafik karayolu ve araçlarla ilgili tanımlar. Önce arkadaşlar konu anlatımı yapacağım. Konu anlatımı bittikten sonra sınavda daha önce bu konuyla alakalı çıkmış soruları beraber çözeceğiz arkadaşlar. Evet, konumuza başlayalım. Trafik karayolu ve araçlarla ilgili tanımlar. Trafik, yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleri arkadaşlar. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Trafik, yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine diyoruz. Yani biliyorsunuz biz trafikte sadece kendimiz yokuz. Bizim dışımızda başka araçlar, başka insanlar ve hayvanlar da var arkadaşlar. Bunu her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Karayolu nedir? Karayolu trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır arkadaşlar. Araç, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. Görselde gördüğünüz arkadaşlar, bütün bu araçlar aynı kategoriye girer. Yani bisiklet de bir araç, motosiklet de, ağır araçlar, hafif araçlar, gördüğünüz gibi hepsi arkadaşlar araç tanımını kapsıyor. Taşıt, karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücüyle yürütülenlere motorlu taşıt, insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere motorsuz taşıt denir. Yani arkadaşlar
Araçlar gördüğünüz gibi taşıtları da kapsıyor arkadaşlar. Çünkü araçlarda ne diyorduk? Özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve LTT'nin genel adıdır diyorduk. Motorlu, motorsuz bütün taşıtları kapsıyordu. Taşıtlar da gördüğünüz gibi insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlar arkadaşlar. Sürücü karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı tek ve idare eden kişidir. Şoför, karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir. Gördüğünüz gibi otomobil şoförü de olabilir bu. Arkadaşlar otobüs şoförü de olabilir. Başka ticari araçların şoförleri de aynı kategoriye girer. Araç sahibi, araç için adına yetkili idareci tescil belgesi verilmiş veya sahiplik ve satış belgesi düzenlenmiş kişidir. Yolcu, aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. Hizmetli, araçlarda sürücü hariç araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. Trafik işaretleri, trafiği düzenleme amacıyla kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. Yani trafik işaretleri içine levhalar da girer, trafik lambaları da girer, polis hareketleri de girer, yol çizgileri de girer. Hepsine biz trafik işaretleri diyebiliriz arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü, görev sırasında belirli araç sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. Evet, arkadaşlar daha önce de geçiş üstünlüğünden bahsetmiştim. Tekrar edelim burada. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar trafik kurallarının hemen hemen hepsini çiğneyebilirler arkadaşlar. Sadece bizim canımıza ve malımıza zarar verme hakları yok. Geçiş üstünlüğüne sahip bu araçlardan arkadaşlar demiştim ilk üçü çok önemli diye daha önce de. Burada arkadaşlar en çok bilmemiz gereken geçiş üstünlüğü arasında da bir sıralama var. Birincisi her zaman ama her zaman ambulans olacak arkadaşlar. Bu hiç değişmeyecek. Yani bir soruda ışıklardan birinde ambulans varsa direkt onu işaretleyeceksiniz. İki arkadaşlar ambulans yoksa organ nakil aracı veya organ doku nakil aracı olarak da geçebilir. Üç numara arkadaşlar itfaiye. Üçüncü sırada o geçer. Daha sonra arkadaşlar dört numara trafik polisi yani yetkili trafik zabıtası geçer arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Daha sonra biliyorsunuz yol bakım çalışma araçları var. İşte afet araçları var. Devlet yetkililerini koruyan araçlar var arkadaşlar. Bunların hepsi de geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasındadır. Geçiş hakkı bir diğer adı arkadaşlar geçiş önceliği. İkisi bizim için aynı şeyi ifade edecek. O yüzden soruda görürseniz şaşırmayın. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki öncelik haklarıdır. Kavşaklar konusunda bu geçiş önceliğini detaylı bir şekilde izledim. Zaten o videoyu izlediğinizde kafanızdaki soru işaretleri gidecektir. Durma. Her türlü trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasıdır. Bu biliyorsunuz ayrı bir konu zaten. Durma, duraklama ve park etme. Park etmeyi genelde öğrenciler çok karıştırmıyor. Ama durma ve duraklama çok karıştırılıyor. Buradan soru gelirse de kaçırmanızı istemiyorum. Kısaca durma zorunlu arkadaşlar. Duraklama ise keyfi.
Yani hür iradenle duruyorsan, kendi inisiyatifinle duruyorsan biz buna duraklama diyeceğiz. Ama mecburi duruyorsan, durmak zorundaysan biz buna durma diyeceğiz. Durmayla duraklama arasındaki en büyük fark bu. Yani tanımı basit. Trafik polisinin durdurması bir durmaya örnek. Veya kırmızı ışıkta durmamız durmaya örnek. Bakın mecburi duruyoruz. Veya dur levhası durmaya örnek arkadaşlar. Onun dışında aracımızın arızalanması, bu da bir durmadır. Veya yolun kapalı olması, yolda bir konvoy olması, gelip bizim de arkada mecburi durmamız, bu da bir durmaya örnektir arkadaşlar. O yüzden en basit ayrımı bu. Kendi hür iradenle duruyorsan, kendi inisiyatifinle duruyorsan duraklama, ama mecburi duruyorsan durma diyeceğiz. Hemen duraklamayı da görelim. Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. Yani bu çok karıştırılıyor. O yüzden bu görseli kullandım. Otobüslerin gelip durakta durması durma değil. Tekrar ediyorum. Otobüslerin gelip durakta durması durma değil, bir duraklamadır arkadaşlar. Sadece yolcu alıp bindirmek de değil, eşya alıp bindirmek de arkadaşlar bir duraklamadır. Duraklama bekleme amacıyla yapılırsa 5 dakikayı geçemez. 5 dakikayı geçerse park etme sayılır. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Evet, park etme de araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmalısıdır. Gördüğünüz gibi park ederken park çizgilerine dikkat ediyoruz. Bakın özellikle burada ne var? Benim hassas olduğum bir konu biliyorsunuz arkadaşlar. Engelli işareti var. Engelli işareti olan yerlere asla ama asla aracımızı park etmeyeceğiz. Yani engelli değilsek tabii, onlar için ayrılmış bir yer. Engelli değilsek arkadaşlar kesinlikle nerede olursa olsun, hatta orada park yeri yoksa bile orayı terk edip daha uzaklara park edeceğiz. Ama asla engelli park yerlerine aracımızı park etmiyoruz. Trafik kazası, karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaylardır. Evet, başımıza gelmesini hiç istemediğimiz bir durum arkadaşlar, trafik kazası. Zaten benim en büyük hedefim bilinçli sürücü yetiştirmek ve trafikteki insanları bilgilendirmekteki en büyük amacım da trafik kazalarını azaltmak arkadaşlar. Yani hayalperest bir insan değilim. Biliyorum ki bunları yok edemem. Hiçbir zaman trafik kazası sıfıra inmeyecek. Onun da farkındayım. Ama trafik kazalarını ne kadar azaltırsam, trafikteki kavgaları, olayları ne kadar azaltırsam o toplum olarak bize kar diye düşünüyorum. Ve bunun için elimden geldiğince çabalıyorum. Yaya. Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insandır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yayaların her zaman önceliği var derken tabii ki bu yaya geçitlerinde geçerli. Yayaların girmesinin dahi yasak olduğu yollar da var. İşte çevre yolları gibi veya otoyollar gibi arkadaşlar yollar da var. Ama neden hep öncelik yayının diye bir bilinçaltı oluşturmaya çalışıyoruz? Şehir merkezlerinde çok fazla kaza oluyor. O yüzden yayaların genelde varsa alt geçit, üst geçit veya böyle yaya geçidi, ışıkların olduğu yaya geçitleri kullanılmasını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Biz de araç sahipleri olarak veya araç sürücüleri olarak arkadaşlar bir yaya gördüğümüz zaman onu öncelik tanımaya çalışmayız. Yani yaya geçidi yoksa bile elimizden geldiğince kazaya mahal vermemek için. Amacımız haklı olmak değil bakın. Kazaya mahal vermemek için her zaman yayalara karşı tüm sürücüler dikkatli olmak zorundalar. Trafikten men, trafik zabıtasınca bu kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle büyük üstü açık garajlarda arabalar çürüyor maalesef ki. Çünkü kanuna uygun kullanılmadığı için ya da eksik evraklar olduğu için arkadaşlar araçlar trafikten
men ediliyor. Karayolu ile ilgili tanımları da verelim. Hepsini bir aradan çıkaralım. Karayolu yapısı, karayolun kendisi ile karayolun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki ada, ayırıcı, otokorkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır. Şimdi karayolu yapısı gördüğünüz gibi bu yol arkadaşlar aynı zamanda nedir? Yani karşılıklı yön mü, geliş gidişin olduğu bir yön mü, bölünmüş bir karayolu mu, otoyol mu? Arkadaşlar nereden anlıyoruz? Şimdi hepsini tek tek göreceğiz ama burada görüyorsunuz ki gelen ve giden ayrılmış. Burası bölünmüş bir yol. İlla bakın böyle bir arada boşluk olması gerekmiyor. Şurayı çizeyim. Bakın burası bir ayırıcı bizim için. Bir ayraç. Burada bir refüj de olabilir. Burada bir malzemesel bir yapı da olabilir arkadaşlar. Bariyerle de ayrılmış olabilir. Sadece iki çizgi de olabilir. Uzun iki çizgi. Bu da bizim için bir ayırıcı olacak. Lütfen bunu unutmayalım. Yani gelenle giden birbirinden ayrılmışsa bölünmüş karayolu diyeceğiz. Yoksa karşılıklıysa bölünmüş karayolu diyemeyiz arkadaşlar. Hemen burada bahsettim ama şimdi detaylı göreceğiz. İki yönlü karayolu. Bakın bu taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. Gördüğünüz gibi bir ayırıcı yok. Ortada bir refüj yok. Ortada farklı bir gelişle gidiş yolunu birbirinden ayıran bir durum yok. Böyle yollara iki yönlü karayolu diyorsun. Gelişle gidiş aynı yol üzerinde. Bir araç şuradan gelirken diğeri karşıdan gidiyor arkadaşlar. Tek yönlü karayolu, taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. Gördüğünüz gibi bu yoldaki bütün şeritler arkadaşlar tek yönlü. Hepsi gidenlere ait bütün şeritler. O yüzden biz buna ne diyeceğiz? Tek yönlü karayolu diyeceğiz. Bölünmüş karayolu en başta bahsetmiştim en çok karıştırıldığı için. Bu kuralları bilirseniz gördüğünüz gibi karıştıracak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar giden araçlar varken karşıdan da gelen araçlar var. Ve bu araçlar bakın ayrılmış yollar birbirinden. Ne dedik? İster ortada bir refüj, bir malzeme, bir yapı, bir bariyer olsun dedik. İsterse düz iki çizgi olsun dedik. Bizim için aynı şey. Bu da bölünmüş bir karayol. Gelişle gidiş yolları birbirinden ayrılmış ve karşılıklı yollara geçmek tamamen yasak arkadaşlar. Erişime kontrollü karayolu, otoyol yani arkadaşlar, ekspres yol da deniyor. Genelde halk arasında buna otoban çok deniyor ama doğru tanımı otoyol. Buradaki erişime kontrollü karayolu demesinin sebebi bile kafamıza göre her yerden yola giremiyoruz, katılamıyoruz. Belirli bir noktalardan otoyola sadece girilebilir, belirli noktalardan da çıkabiliyorsunuz. Okuyalım. Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur. Evet, otoyollar ülkeden ülkeye değişiyor arkadaşlar. Ücretli olan ülkeler var, ücretsiz olan ülkeler var. İşte ağır vasıtlı araçları alanlar var, almayanlar var. Biz de arkadaşlar bizim otoyollarımızda yaya, hayvan ve motorsuz araçlar giremiyor. Ücrete tabi maalesef bizde arkadaşlar. Ve belirli noktalardan giriş çıkış yapılıyor. Sorularda gelirse yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediğini unutmayın. Hızı çok düşük araçlar da giremez arkadaşlar. Mesela traktör. LTT de kullanamaz veya bisiklet kullanamaz motorsuz araç olduğu için. At arabası kullanamaz.
Onun dışında özel bir izni yoksa iş makineleri kullanamaz arkadaşlar. Yani hızlı ve transit bir yol olduğu için burada da sınır var. Herkes her zaman azami hız sınırı var zannediyor yollarda. Ben her zaman öğrencilerime anlatıyorum. Asgari hız sınırları da var. Evet, otoyolda da var arkadaşlar. 40'ın altında gidemezsiniz. O yüzden 40'ın altındaki araçların da zaten otoyola girmesi yasak. Temel mantık bu. Evet, geçiş yolu. Bunlar da çok karıştırılıyor. Bakalım. Bağlantı yoluyla geçiş yolu aynı şeyler değil arkadaşlar. Geçiş yolu, araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayolu üzerinde bulunan kısmıdır. Yani bir petrolden çıkan bir araç, bakın, geçiş yolunu kullanarak karayoluna çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçiş yolundan çıkan araçlar her zaman önceliği karayolundaki araçlara vermek zorundalar. Bunu da unutmayalım. Veya bir petrol olması şart değil. Herhangi bir mülkten diyoruz. Bakın, bir ev de olabilir, bir bağ evi de olabilir. Oradan da gördüğünüz gibi şurası, yani karayoluna çıkan bu yola biz geçiş yolu diyoruz. Bağlantı yolu farklı demiştik, onu da görelim. Bağlantı yolu ise bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. Yani bağlantı yollarını şöyle düşünebilirsiniz, daha basit bir tabirle. Bir kavşağa yaklaştığınızda kavşağa hiç girmeden diğer yola bağlandığımız yollar arkadaşlar. Tek yönlüdür, geri geri gelmek de yasaktır. Hemen bir kavşağın içine, yani o kavşağın göbeğine girmeden sizi diğer yola bağlar. Biz buna bağlantı yolu diyoruz. Bağlantı yolu ve geçiş yolu birbirinden farklı. Geçiş yolu özel bir mülkten karayoluna çıkarken, bağlantı yolu kavşağa girmeden yolları birbirine bağlayan yollar. Bisiklet yolumuz var. Karayolunun sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır arkadaşlar. Bakın, görüyorsunuz, ülkemizde hala yeterli değil. Gelişmiş ülkelerde ve toplumlarda çok fazla arkadaşlar bisiklet yolu var. Araç kadar da bisiklet var. Bizde de umarım yaygınlaşır diye düşünüyorum. Ve bisiklet yolundaki bisikletlere her zaman biz araç sürücüleri arkadaşlar öncelik tanıyacağız, öncelik vereceğiz. Bunu da unutmayalım. Yaya yolu, karayolunun taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısımdır arkadaşlar. Diğer adı yaya kaldırımı, bildiğiniz kaldırımlar yaya yolu olarak geçer. Evet, banket çok karıştırılıyor. Banketi de görelim. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda. Taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır. Platform, karayolunun taşıt yolu ile yaya yolu kaldırımı veya banketten oluşan kısmıdır arkadaşlar. Şimdi bakın, bu yolun tamamı platform. Tamam. Yolun tamamına biz platform diyoruz. Yani kaplamanın ve yaya yolunun, kaldırımın ve banketin içine giren, yani bunların hepsinin içine aldığımız zaman platform diyeceğiz. Unutmayın. Kaplama dediğimiz arkadaşlar sadece karayolu, taşıt yolu kaplama. Yaya yolu da zaten az önce anlattık. Kaldırım varsa yaya yolu. Banket ise, bakın, bu şeritlerin yanında gördüğünüz gibi en son, burası bir şehir, şerit değil. Yani yolun dışı. Yani yolun dışı derken kaplamanın da artık dışı. Şeritlerin dışında gördüğünüz gibi burası alçak da olabilir, yüksek de olabilir. Banketin bittiği yer. Yani burayı arkadaşlar, buradaki sınavlarda karşınıza gelirse kaçırmamanız gereken durum şu. Normalde olağan olarak yayaların, bakın altını çizeyim, olağan olarak yayalar ve hayvanlar kullanmalı bu banketi. Zorunlu hallerde araçların faydalanabileceği yer neresidir derse, işte o zaman banket diyeceğiz.
Tekrar ediyorum. Banket şeritlerin dışında kalan arkadaşlar, yolun bitimiyle şeridin arasında kalan veya buna ne diyebiliriz? Şevbaşı veya hendekbaşı da diyebiliriz. Arasındaki kalan kısma diyoruz. Olağan hallerde burayı yayalar ve hayvanlar kullanıyor. Zorunlu hallerde taşıtlar kullanıyor diyeceğiz. Evet, banketi de anladıysak ana yola geçelim. Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen, karayolundaki trafiğin bu yolu gerçekten veya bu yola girerken, baştan alıyorum ana yolu. Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu gerçekten bu yolu geçerken veya bu yola girerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur. Tali yol ise genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemli olan yoldur. Şimdi ana yol, tali yol arasında şöyle bir kafa karışıklığı var. Her zaman geniş olan yol ana yoldur mantığına gidiyor insanlar. Daha dar olan, genişliği daha dar olan yol da kesin tali yoldur diye. Ama gördüğünüz gibi kanunen böyle bir tanım yok arkadaşlar. İşlek olan yol, her zaman daha işlek olan yol ana yoldur. Daha az işlek olan, daha az öneme sahip olan yol tali yoldur. Ve genelde de zaten bunu işaret levhalarıyla belirtiyorlar arkadaşlar. O yüzden bakın şu karşıdan gelen yol ana yol mesela. Bunu nereden anladım? Bende tali yol levhası var. Ters üçgen. Yani neydi bu? Yol ver levhasıydı. Demek ki ben tali yoldan geliyorum. Karşıdaki de ana yol. Daha işlek bir yol. Her zaman tali yoldakiler ana yoldakilere öncelik tanımak zorunda. Bunu da unutmuyoruz. Tehlikeli eğil. Araçların emniyetle seyretmelerine devam için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimidir. Şimdi bu tehlikeli eğim böyle yollarda arkadaşlar en sık yapılan hata ne diye sorarsanız vitesi boşa. Tehlikeli eğimli yollarda vites boşa atılmaz. Bu da eskiden beri uygulanan yanlış bir durum arkadaşlar. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Her zaman öğrencilerime anlatıyorum. Çok fazla doğru bilinen yanlış var. Onlardan birisi de bu. Vitesinizi boşa atmayacaksınız. Aracın hızına göre, aracın gerektirdiği hızın vitesi kaçsa o viteste ineceksiniz. Asla boşaltarak inmeyin. Bu büyük bir güvenlik zafiyeti yaratır. Kavşak, iki veya daha fazla karayolun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana kavşak diyoruz arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz bir kavşak. Kavşak deyince hep bizim insanlarımızın aklına dört yol geliyor. Kavşak tamam dört yol da bir kavşak ama kavşak olması için dörtlü olması şart değil. Bakın iki. İki yol bile birleşse bizim için bir kavşak. İki ve fazlası. 3, 4, 5, 10, 15 mega kentlerde çok daha büyük şehirlerde çok daha büyük yolların birleştiği kavşaklar da var. Bizim için alt limit önemli. İki ve daha fazla yol birleşiyorsa biz buna kavşak diyeceğiz. Tanım olarak da bilin. Soru olarak görsel olarak da karşımıza gelebilir. Tanım olarak da karşımıza yazı olarak da gelebilir. Yaya geçidi, taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleriyle belirlenmiş alanlardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araçlar bekliyor. Öncelik yaya geçitlerinde kesinlikle ve kesinlikle yayaların arkadaşlar. Yani burada trafik lambaları dahi olsa onu da belirtelim. Size yeşil dahi yansa yaya geçidinin üzerinde yaya varsa beklemek zorundasınız. Okul geçidi, genel olarak okul öncesi ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işaretiyle belirlenmiş alanlardır. Okul geçitleri levhaları bu şekilde arkadaşlar. Üçgen, üçgenler biliyorsunuz uyarıydı. Arkadaşlar bunu gördüğünüz zaman her zaman okul geçitlerinde
Öncelik yine yayaların bir sürücüler olarak okul geçişlerine çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hiçbir okul geçişinde öğrenci veya bir yaya yoksa bile hızımızı düşürüp dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Alt geçit, karayolunun diğer bir karayolu veya demir yolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır. Şu an görselde gördüğünüz bir arkadaşlar alt geçit bu araçlar için. Tabii yayalar için de alt geçit, üst geçit var. Araçlar için de üst geçit, alt geçit var arkadaşlar. Yine bir üst geçit, karayolunun diğer bir karayolunu veya demir yolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır. Görselde gördüğünüz gibi üsttekiler üst geçitten geçiyor, alttaki araçlar alt geçitten geçiyor. Demiryolu geçidi arkadaşlar, diğer bir ismi neydi? Hemzemin geçit. Sınavda görürseniz kaçırmayın demiştim. Hemzemin geçitten bahsediyorsa demiryolu geçidinden bahsediyor demektir. Tanımına bakalım. Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir. Biz buna ne diyoruz? Hemzemin geçit diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bakın aynı seviyede arkadaşlar karayoluyla bir demir yolunun kesiştiği bir nokta bizim için demir yolu geçidi veya hemzemin geçidi ifade edecek. Ayırıcı taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesine engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. Ayırıcıdan daha önce de bahsetmiştim. Ayırıcı arkadaşlar yolları birbirinden kısaca ayırıyor. Şerit, taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. Park yeri araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. Taşıt yolu veya bitişiğinde olan park yerine karayolu üzerinde park yeri, karayolu sınır çizgisi dışında olan park yerine de karayolu dışı park yeri adı verilir. Durak, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri indirmek için durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yerdir. Muayene istasyonu, araçların niteliklerini tespit veya kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir. Yani arkadaşlar nasıl bir doktor bir hastayı muayene ediyorsa araç muayene istasyonları da oradaki yetkililerin aracı muayene etmesi. Kontroller yapılıyor. Araç trafikte sürüşe uygunsa, bir problemi yoksa onay veriliyor. Eğer eksikleri varsa size eksiklerini söylüyorlar. Siz de gidip eksikliklerini tamamlıyorsunuz. Araç tartı istasyonu, araçların yüklü veya yüksüz olarak sabit veya taşınabilir cihazlarla ağırlıklarının ölçüldüğü yerdir. Garaj, araçların genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir. Evet, geldik araçlarla ilgili tanımlara arkadaşlar. İlk başta neyi gördük? Trafikle ilgili tanımları gördük. Daha sonra arkadaşlar karayolları ile ilgili tanımları gördük. Şimdi son olarak da araçlarla ilgili tanımları göreceğiz. Buradan da soru geliyor sınavda. Otomobil, yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Yani buradaki arkadaşlar bizim için en önemli şifre kelime ve rakam 9 oturma yeri. Bakın. En fazla sürücüsü dahil 9 olacak. 9 ve 6 ise bu araç bizim için hangi sınıfa girecek? Otomobile girecek. Otobüs, yapısı itibariyle sürücüsü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan ve yolcu taşımacılığında kullanılan motorlu taşıtlardır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere minibüs denir.
Yani burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Eğer soruda karşımıza 9'dan fazla oturma yeri olan araç hangi sınıfa girer derse kesinlikle otobüs diyeceğiz. Ama soruyu bu şekilde sormazsa 9'dan fazla değil de 17'yi aşmayan sürücüsü dahil 17'yi aşmayan araç türü olarak sorarsa minibüs diyeceğiz arkadaşlar. Buradaki ayrıntıyı anlamanızı istiyorum. Yani aslında başlı başına bir minibüs tanımı yok. Bir otobüs tanımı var. 9'dan aşağı ise otomobil, 9'dan fazlaysa otobüs. Sonradan da demişler ki eğer 17'yi geçmiyorsa biz buna da minibüs diyelim. Olay bu. Zaten otobüslerde bir üst sınır yok görüyorsunuz. 9'u geçiyor. Ondan sonra 2 artı 1 otobüsler var, 3 artı 1'ler var, 3 artı 2'ler var. Genişliğe baktığına göre yolcu sayısı çok fazla alabilen otobüsler var. 9'un üstüne otobüs diyeceksiniz. Ama 17'yi geçmiyorsa bakın, mesela buradaki bir minibüs gördüğünüz gibi sürücüsü dahil 17'yi geçmeyen bir araç. Kamyonet izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kiloyu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücüsü ve yanındaki oturma yeri dışında başka oturma yeri bulunabilen sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere de panelvan denir. Burada arkadaşlar yine şifre rakamımız 3500 kilo. Şurası. Yani 3,5 ton. Eğer 3,5 tonu geçmiyorsa azami yük ağırlığı en fazla biz buna kamyonet diyeceğiz. Geçiyorsa biz buna ne diyeceğiz? Tabii ki kamyon diyeceğiz. Kamyoneti küçük kamyon gibi düşünün. Evet, gördüğünüz gibi kasası açık da olabilir kamyonetin. Bu şekilde kasası kapalı da olabilir arkadaşlar. Kamyon izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilodan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Evet, yine ne dedik? Şifre kelimemiz, rakamımız 3500 kilo arkadaşlar. 3500 tondan fazlaysa azami yükü, azami ne demekti? En fazla demekti. O zaman biz buna kamyon diyeceğiz. Böyle kasası kapalı da olabilir, kasası açık da olabilir. Çekici, römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. Evet, görselde şu an görüyorsunuz. Arkadaşlar, işte biz buna çekici diyoruz. Kanunen de çekici bu. Kurtarıcı değil. Şehir içinde gelip araçlarımızı, otomobillerimizi çeken o araçların adı kurtarıcı. Halk çekici diyor onlara. O yüzden öğrencilerin de kafası karışıyor. Hayır, çekicimiz bu. Yarı römork ve normal römork taşıyabilen araçlar arkadaşlar. Ve bu çekici, buradaki ayrıntı bakın yük taşımayan motorlu taşıtır. Yani bu yük taşımaz arkadaşlar. Römork ve yarı römork taşır. Arkasına bağlarsınız mesela tırlar. Tırların o römork ve yarı römorklarını çeken öndeki vasıta araç işte bu gördüğünüz çekici arkadaşlar. Arazi taşıtı karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlara arazi taşıtı diyoruz. Bisiklet üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleğe döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Hıza en fazla 25 km saate ulaştıktan sonra veya pedal çevirmeye ara verdikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer. Motorlu bisiklet, yani diğer adı moped, azami hızı saatte 45 km'yi geçmeyen, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen veya elektrikli motoruyla donatılmış ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW'ı geçmeyen 2 veya 3 tekerlekli
ve aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kiloyu geçmeyen 4 tekerlekli motorlu taşıtlardır. Görselde gördüğünüz bir motorlu bisiklet. Motosiklet azami hızı 45 kilometreden yani saatte 45 kilometreden veya silindir kapasitesi 50 santimetre küpten fazla olan sepetli veya sepetsiz 2 veya 3 tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kW, net ağırlığı ise 400 kiloyu yük taşımacılığında kullananlar ise 550 kiloyu aşmayan 4 tekerlekli motorlu taşıtlardır. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekildeki sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan yolcu taşımalarında kullanılmayan 3 tekerlekli motosikletlere yük motosikleti de denir. Yani arkadaşlar bisiklet saatte 25 kilometreyi geçmeyen, motorlu bisiklet saatte 45 kilometreyi geçmeyen ama motosiklet ise azami hızı saatte 45 kilometreyi geçen ve silindir kapasitesi de 50 santimetre küpü geçen araçlar arkadaşlar. Kısaca özetlersek öyle. LTT, uzun adı lastik tekerlekli traktör. LTT nedir, nedir hocam diye hep soruyor öğrenciler. Ben de her zaman diyorum ki köylerde gördüğünüz traktör. Belirli şartlarda romork ve yarı romork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılamayan tarım araçlarıdır. Evet, bunun arkadaşlar kısa adı LTT, lastik tekerlekli traktör. İş makineleri, yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanların monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçlardır. Gördüğünüz gibi iş makinelerinin de çeşitli ismi var arkadaşlar. İşte graderler var, arazi kamyonları var arkadaşlar. İşte onun dışında mesela deliciler var, işte ekskavatörler var, dozerler var. Bunların hepsi arkadaşlar iş makinelerine giriyor. Tramvay, genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücü dışarıdan sağlayan taşıttır. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz tramvayların da bizim gibi araç sürücüleri için her zaman geçiş önceliği var. Bunu unutmayın. Raylı sistem üzerinde hareket eden bütün araçların, yani tramvay gibi, tren gibi, otomobil ve diğer ticari veya binek araçların sürücülerine göre arkadaşlar geçiş önceliği var. Özel amaçlı taşıt. Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, can kurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçlar için bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçlardır arkadaşlar. Okul taşıtı, genel olarak okul öncesi, ilköğretim veya orta dereceli okulların öğrencileriyle sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarına kullanılan taşıttır. Kamu hizmeti taşıtı, kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. Evet, en çok sorulan romorka geldik. Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. Görselde gördüğünüz bir romork arkadaşlar. Yani ismini bilmiyoruz. Yoksa çoğunuzun köylerde, çiftliklerde gördüğünü düşünüyorum zaten. Ama ismini bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar okuyorum. Romork, motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. Yarı römork, bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerinde oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmını motorlu araç tarafından taşınan römorktur arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi genelde
diğer romaklardan daha büyük olur. Diğer romaklar. Hafif romork, azami yük ağırlığı 750 kiloyu geçmeyen romork veya yarı romorklardır. Taşıt katarı. Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. Gördüğünüz gibi römorklar birbirine bağlanmış ama tek bir çekici tarafından çekiliyor. Biz buna taşıt katarı diyoruz. Taşıma sınırı bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına taşıma sınırı yani kapasite diyoruz arkadaşlar. Taşıma kapasitesi. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Yani gabariyi duyduğumuzda bilinçaltımıza işlememiz gereken kelimeler 3 taneydi. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Uzunluk, genişlik, yükseklik. Bu üçünden bahsediliyorsa kesinlikle gabariden bahsediliyor diyeceğiz. Dingil ağırlığı, araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. Yani gördüğünüz gibi şu ilk tabelamız arkadaşlar dingil ağırlığını gösteriyor. Araçlarda aynı dingilde bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlık. Şurası dingil mesela. Dingile binen ağırlık. Yuvarlaklar da neydi zaten? Daha önce bahsetmiştim. Yuvarlak ve böyle çerçevesi kırmızıysa arkadaşlar olumsuzdu. Yapamaz, edemez, giremez, geçemez. Şu gördüğünüz diğer kalan işaret levhaları da arkadaşlar gabarıyla alakalı. Zaten yanlardansa şu şekilde genişliği dedik bize ima ediyor. Ne diyor? 2,30 metreden daha geniş araçlar giremez. Çünkü yuvarlak bir tabela. Burada da neyden bahsediyor? Bakın. Hemen tahmin ettiğiniz üzere yükseklikten bahsediyor. İçindeki rakam neyse ondan daha yüksek olan araçlar giremez demek istiyor. Burada neyden bahsediyor? Son tabelaya bakın. Yuvarlaklar olumsuz demiştim. Yasakları belirtir. Siyah beyazsa da yasağın sonunu belirtir. Bu siyah beyaz değil. Bu tabelalar gördüğünüz gibi kırmızı beyaz. Arkadaşlar içinde de 10 metre yazıyor. Yani burada da uzunluktan bahsediyor değil mi? 10 metreden daha uzun araçlar giremez diyor. Yani gabariyi belirtiyor bunlar. Uzunluk, yükseklik ve genişlik. Azami ağırlık, taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır. Yüksüz ağırlık, üzerinde insan veya eşya bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır. Yüklü ağırlık, bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır. Azami dingil ağırlığı, araçların karayolu yapısından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır. Azami toplam ağırlık, araçların karayolu yapılarında güvenle veya yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Konu anlatımımızın sonuna geldik. Hemen bu konu anlatımı videosunun üzerine arkadaşlar bu konuyla alakalı çıkmış sorular videosunu da izleyerek konuyu tamamen pekiştirmenizi istiyorum. Buradan hiçbir soru kaçırmanızı istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.